garsonluk yaptım. Kendi başıma yaşamaya çalıştım, ayakta kalmaya çalıştım. Ama içimde güzel sanatlar bir ukdeydi. Garsonluk yaparken de, hesap alırken dahi adisyonların arkasında küçük karalamalar yapıyorum. Çamurla aşırı neşir olmak hoşuma gitti. Yani birçok belki fiziki rahatsızlığıma şifa oldu diyebilirim. Rahatlattı beni, dinginleştirdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde öğretim görevlisiyim. Bir arayış içerisine girdim ve figüratif çalışmalarda bulundum. Kendimce böyle bir anekdot oluşturdum ve yaptığım figüratif işlerin beni tedavi ettiğini düşünmeye başladım. Onlara isimler taktım, hikayeler oluşturdum. Yani hepsi bendim, benden bir parçaydı. Konuşmaya başladım onlarla. Daha sonra klarnet merakım vardı, onlara işte aklımca serenat yaptım. Aşık oldum bazılarına. Çok acayip yerlere gitmeye başladı. Yani ben tedavi olduğumu düşünüyordum. Hatta yalnızlık kavramı değişmeye başladı benim için. Birkaç yerde sergilendi. Sonrasında tabii ki ben onlara yüklediğim o manifestoları ortadan kaldırmak istediğim için, daha doğrusu kendim onlardan kurtulmak istediğim için ortadan kaldırdım, kırdım onları, yok ettim. Yok oldular. O zamanlar yoktan var olduklarını düşünmeye başlamıştım. Yani ortaya çıktılar. Yarattım diyordum o zaman. Sonra tabii ki böyle olmadığını, sanatla birlikte bir arayış içerisine girdiğin zaman anlıyorsun. Yani literatür anlamının dışında sanat benim için tek kelimeli arayış. Halbuki yaptığım işle aramda hep ben vardı. Ben olmam gerekiyordu. Kendimi göreceğim. Beni tedavi edecek, doyuracak beni. Putlarımı kırmam gerekiyordu. Ben onları putlaştırdım. Yani ben onları başka bir yere koydum. Sonra şükürler olsun, bazı şeyler oturdu. Kağıt katkılı kil. Fırınlama işleminde bünyedeki kağıt yanıyor ve bünye daha ince hale geliyor. Üslup edinmeye çalışırken bir malzeme keşfettim. Edindiğim üsluba çok uygun olduğunu gördüm. Dünyada çok acayip bir savaş vardı, anlam veremediğimiz. Orta Doğu'da. Orta Doğu yangın yeri. Eskiden Filistin vardı. Sonra zincirleme. Daha öncesinden Irak, İran savaşları işte falan derken yakinen tanık olduğumuz çocukların böyle yani kitle şeklinde öldüğü, kitlelerin katledildiği bir savaşla karşı karşıya kaldık. Ve sadece benim derdim yoktu dünya üzerinde. Hatta benimki hiçbir şeydi. Bu arayışım da hiçbir şeydi. Sanat da benim için hiçbir şeydi onların yanında. Yani şikayet ettiğim şeyler, bunlara çok fazla kafa yormaya başladım. İçinden çıkılmaz hale geldi. Hatta aşağı katımızda boş bir oda vardı, kış zamanı. Orada uyumaya başladım. Beton üzerine bir minder serdim. Orada yattım, orada uyudum, orada uyandım, düşündüm. O kıyımı düşündüm. Orada olmayı istedim. Sonra dedim ki ben burada olmalıyım. Ama buradayken de onlarla olmalıyım. Onlar kimse, bu sadece bir ülke değil. Zulmün olduğu her yer. Tek bir coğrafyada değil, her yer. Zulüm neredeyse. Çocuklar nerede ölüyorsa. Son sözler yazacaktım.
işlerini çeperlerine, duvarlarına, yemek hazır mı, okula geç kalıyorsun, babam nerede gibisinden. Sonra bir duvar köşesinden gülümseyerek bakan bir çocuk gördüm. Görsellerle karşılaştım. Dedim ki hayat devam ediyor orada. Her şeye rağmen devam ediyor. Yaşam var o molozların arasında. Onlar ölmedi. Son sözlerini söylemediler daha. Daha biz duymadık son sözlerini. Ve hepimiz duyacağız. Hepimizin payı var. Bir yol tutturdum kendime. Yaklaşık 1,5 ay boyunca bu teknik kısmı şekillendirmeye koyuldum gece gündüz. Çünkü sonuca ulaşmak beni heyecanlandırıyor. Savaş kalıntısı işlerine baktığımda teknik seramik, seramik obje bunlar. Seramik sanat eseri diye kategorize edilebilir. Lakin bir estetik hazdan, salt güzellikten bahsetmek mümkün değil. Yani bir suje estetik olarak bir tavır takınmaya çalışsa bu işlere bakarak vahşet görecek, yıkım görecek. Seramik sanatını multidisipliner olarak kullanmak. Ve bunda bir beis görmüyorum. Bazı çevreler görüyorlar. Seramiğin önüne başka şeylerin geçmemesini istiyorlar. Ya da ressamsan ya sadece resim yap, resimle gündeme gel. Akrilik, yağlı boya vesaire. Ben böyle bakmıyorum. Bunların hepsinden faydalanmak istiyorum. O sokakta yürüyorum. Kendi başıma yürüyorum. Sesler duyuyorum. O caminin yanından geçerken yakarışları duyuyorum. Yani küçük çocuklar görüyorum. O odanın içerisine giriyorum. Son sözleri düşünüyorum eğer hayatta değillerse. Gerçeklik içerisinde ben kayboluyorum. Kaybolmak da istiyorum. Ben gidemedim oraya, imkan bulamadım. Orta Doğu'da, herhangi bir yere. Sadece Suriye değil. Yalnız yaptığım işler beni oraya götürdü. En azından şöyle düşünün, teknik araştırıyorum. Bir bina görmem gerekiyor şekillendirirken. Yıkıldığında nasıl olduğunu görmem gerekiyor. Sadece binayla karşılaşmıyorsun. O binanın içerisinden kucağında yeni doğmuş bir bebeğiyle bir baba çıkıyor. Üstünde gri tozlar var. Benim yeni bebeğim oldu. 20 gün yoğun bakımda kaldı. Çok heyecanlandım, çok korktum. Aklıma bin bir türlü şey geldi. Ama bir hastanede yoğun bir şekilde bakılıyor, her şey yapılıyor o şekilde. Yani bundan bile ben çok büyük üzüntü, keder duydum. Her şeyi sorgulamaya başlıyorsun artık. Üzüntülerini düşünüyorsun, kafaya taktığın şeyleri düşünüyorsun. Yani nasıl kefeye koyacaksın, teraziye koyamıyorsun ki. Konya'da Şükran Mahallesi var. Orada mülteciler ağırlıkta yaşıyorlar. Oraları geziyor. Karşılaştığım şey kentsel dönüşüm. Yani öyle gerektiği içindir. Geliyor, bakıyor, yerleştiği mahallede yine yıkım var. Bu beni çok etkiliyor. Tamamen paradoks içerisinde süren bir hayat. Tabii ki oradaki o yıkıntıları, kalıntıları görüp uygulamada kullandım.
artık şey demiyorum, bu işi ben yaptım. Ben hakimim bu işe, böyle tavırlarım yok. Paradan çekilmeye çalışıyorum, rolümü oynuyorum. Sanat, sanatçıyı arıyor aslında. Keşfedilmeye hazır sanat duruyor. Ben insan olarak koskocaman bir alimim. Her şey var bende. Akarsular var, dağlar var, coğrafya, her şey var. Matematik var, fizik var, kimya, bütün bilim bende var. Kendimi tanımaya çalışıyorum, arıyorum, keşfediyorum. O yüzden sanatçı değil ama belki kaşif. Thank you.